Arkadaşlar şu an karşımda benim hastam var, düşmanım var, aramızda masa var. Bu gibi durumlarda aramızda herhangi bir engel varsa karşı tarafla mücadele ederken, bu sadece kafe olarak düşünmeyin, başka bir şey de olur. Aranızda bir engel varsa bu engelin arkasında kalmak sizin için daha mantıklı. Çünkü ben kalkıp adamın yanına gidersem aradaki mesafe daralacağı için kişinin beni darp etmesi daha kolaylaşır. Burada arada bir engel olduğu için bana vurması daha zor. O yüzden biz de bu engeli kaldırmıyoruz ve aradan çıkmıyoruz. Neyi gidelim? Kocaman duruyorum. Sen bir daha çok duruyorum. Merak ediyorum. Bu aslında Mehmet arkadaşlar. Birazdan yüzünü gösterecek kendisi. Şimdi eleman geldi. Burada yakanızı tutabilir. Burada eğer önünüzde herhangi bir içeceğiniz varsa ve bu sıcaksa bunu direkt yukarıdan aşağıya doğru püskürtebilirsiniz. Şu anda bunun içi boş olduğu için burada o etkiyi göremiyorsunuz. Üstümü sündüm bunu acı. Tabii sert bir cisimse ağzına vurabilir. Bu bir tuzluk olabilir. Alıp buradan vurabilirsiniz. Hani bir sert bir şey olduğunu düşünün. Yukarıya doğru vurabilirsiniz. Bu çatal olur. Batırmayın sakın ama bunları yapabilirsiniz. Biz de bunları şimdi yapmıyoruz. Çünkü amacımız insanları öldürmek değil. Şimdi burada beni tuttuğunda iki tane seçeneğim var. Bir tanesi tutan ele müdahale etmek. İkincisi buradan gelecek olan atağa müdahale etmek. Önce yavaş bir şekilde gösterelim. Beni tuttu. Atak yapmaya çalışıyor. Aslında ayakta yaptığımız şeylerin aynısı. Buraya bir kilit yapıyorum. Daha doğrusu blok koyuyorum. Biz hepsinden aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar. Şuradaki boşluğa bu yer olabilir. Masanın devamı olabilir. Sandalye ne olursa olsun. Buradan çekip adamı buraya yatırıyorum. Yattıktan sonra mutlaka rakibi burada kontrol etmeniz lazım. Yani üstüne vurun, böbreklerine vurun. Temas edin, kalkın. Üstüne doğru basın. Buradan vurabilirsiniz veya kilitler biliyorsanız. Yani eğme bükme teknikleri. Bunları da birkaç videoda göstermiştik. Bu teknikleri kullanarak da rakibi orada etkisiz hale getirip hani durumu bir şekilde idare etmeniz mümkün. Sensiz nefes alamam buralarda hiç duramam. Moda anlayacağımız kadarıyla aramızda her şeyi sözüyle halledebiliriz. Konuşma, diyalog. Daha verimli, daha faydalı değil mi? Evet, evet. Sırtınıza dirsek yemek hiç güzel bir duygu değil. Onun için insanlara saldırmayın. Saldıran taraf siz de olabilirsiniz, karşı da olabilir. Saldırmayın, konuşarak halledin. Arkadaşlar bu videonun temel mantığı bu değildi tabii ki. Saldırmayın değildi, bunu her zaman söyleriz zaten. Temel mantık şuydu. Bu gibi durumlarda yani direkt hani boş bir alanda kavga değil de mekan, bir mekan olabilir dediğimiz gibi işte bir sonraki videomuzda başka bir formatta göstereceğiz bu videonun hani başka bir alanda nasıl kendinizi savunabilirsiniz. Burada önemli olan şey etrafınızı ve etrafınızdaki cisimleri nasıl mantıklı bir şekilde kullanıp karşı tarafı bertaraf edersiniz. Temel mantık buydu. Bu videomuz da böyleydi. Aynen. Bu videoda biraz daha konsepti değiştiriyoruz. Çekim yaptığımız yeri değiştirmeyeceğiz ama aynı evdeyiz. Bunun sebebi de şu, bununla ilgili videolara yorumlar geliyor. Spor salonunda çekin diye. Video çekebildiğimiz zamanlarda, beraber olabildiğimiz zamanlar sadece burada bu mekanda olduğu için farklı yerlerde havalarda kötü olduğu için çekmiyoruz. Hani önemli olan sizin için mekan değil, burada anlatılan bilgiler olsun arkadaşlar.